Damlacan'a arkadaş dedik, sırtımızdan takır 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 bıçaklamaya başladı. Hele zaten Berna'ya diyecek lafım yok. O da ayrı bir muamma. Yılanlar tarafından sokuldum. Ama bu nasıl sokulma şöyle anlatayım. Bu sokulma tabii ki sakat olmama rağmen, doktor raporlu olmama rağmen oynamamış bir adamın 4 aylık emeğini hiçe sayarak ismimin yazılması. Ondan sonra gelmişsiniz bana hikaye anlatıyorsunuz ya. Kafayı yiyeceğim. Şaka gibi gerçekten. Sen 4 ay takıma her şeyini ver. Performans olarak rakibin üstündesin. Sonra da gelsinler senin ismini yazsınlar. Arkadaşlar selam. Öncelikle Survivor 2024 yeni bölümde neler olacak videoma hoş geldiniz. İzlenmeler çok düştü. Lütfen videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Bu sayede bize destek olabilirsiniz. Denge oyunlarında kimse Aleyna ve Berna'nın eline su dökemez. Günün yıldızları olacakları belli. İki yarasa Berna ve Aleyna'yı kutlarım. Yasin Yaman'ı ne destekledi ne de yanında durdu. Sanki içten içe elenmesini ister gibiydi. Zaten çocuğun arkasından hep konuşuyordu. Mazlum ayağı yapma diye kırmızı takım Yaman elenince yanına gitmeseydi eğer Yasin hiç oralı olmayacaktı. Çok kötü niyetli bir arkadaşsın be Yasin. Yaman da kendi ayağına sıkmış oldu. Yasin'i yazsaydı birleşme partisindeydi. Batuhan'ın elenmediğine çok sevindim. Oyunda sadece Seda, Berna ve Damla yanındaydı. Ancak artık kendisini göstermeye başladı. Yavaş yavaş açılıyor Batuhan. Ayrıca bu kadar fazla düelloya çıkması onun gelişimine büyük bir katkı sağladı. Aynı performansı Hilmi Cem'de göremedik. Keşke o da birkaç düello görseydi. Sanki şimdi direkt en güçlülerle düello çıkmak zorunda kalacak. Çok zor olacak onun için. Hilmi Cem bu sene çıkacağı ilk düelloda elenir diyenler yorum yapsın. Kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca hiç süper teşekkür gelmedi. İlk süper teşekkür atan kim olacak bakalım. Yurt dışından seyreden dostlarımızdan destek bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın dostlar.